Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Belki merak ediyorsunuzdur, nerede lan bu çağdaş diye. Şu an ofiste değilim arkadaşlar. İzmir'in Dikili adlı bir ilçesi var, oraya geldim. Burada birkaç gün kafa dinlerken sizlerle de bir video paylaşayım dedim. Bu vesileyle bu videoda buluşmuş olduk. Peki nedir bu videonun konusu? Değerli arkadaşlar, bu benim solum oluyor. Sol elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro ile sağ elimde görmüş olduğunuz replika olan iPhone 13 Pro Max'i bir yan yana getireceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdi hemen videonun girişinde şunu söylemem gerekiyor. Tabii ki de bu videoda kalkıp da işte 30.000 TL'lik orijinal bir iPhone 13 Pro ile bir tane yani bana maliyeti 3.000 TL olan replika bir telefonu karşılaştırmak teknik anlamda, kamera anlamında vesaire ciddi bir haksızlık. Yani böyle bir kıyaslamanın sonucunda ortaya ne çıkar? Tabii ki de 13 Pro'nun kamerası şöyle güzel, böyle güzel, şöyle aslan, böyle aslan, bunun kamerası şöyle dandik, böyle dandik gibi sonuçlar çıkar. Doğal olarak çok oraya ağırlık verilen bir içerik olarak planlamadık. Gelin şimdi nasıl bir plan yaptım? Gelin ister içeriğimize başlayalım. Bir kere her şeyden önce piyasada birinci kalite iPhone 13 Pro Max diye satılan bu cihaz bayağı iPhone 12 Pro. Görüntü olarak da öyle. İşte her ne kadar kenar çerçeveleri benim elimdeki 13 Pro ile benzerlik gösterse bile ki malzemeleri çok farklı. İlk görüntüde bunu anlayabiliyorsunuz. İş arka kameralara geldiğinde ciddi bir fail ile karşılaşıyoruz. Çünkü iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin kamera lensleri büyüdü. Benim bu birinci kalite iPhone 13 Pro Max diye aldığım cihazın kamera lensleri bayağı iPhone 12 çakması. Ki zaten bunun içine açtığımızda da göreceksiniz. O kameraların zaten iki tanesi süs. Yani orada plastik kapak var. Ben şimdiden iddiamı edeyim. Doğru demiyorum. O videonun sonucunu bekleyin. Velhasıl kelam dakika bir gol bir oluyor arkadaşlar bunun adı. Yani özetle bana toplamda 3000 TL'ye mal olan bu cihazın 13 Pro Max çakması bile olmadığını belirtmem gerekiyor. Bunun haricinde göze çarpan en ciddi problemlerden bir tanesi de değerli arkadaşlar ekran gövde oranı sorunu. Şimdi bu çakma telefonda siz de zaten şu an ekranda dönen stok görüntülerden görebiliyorsunuz. İnanılmaz kalın çerçeveler. Şimdi bu çerçeveler burada olduğu sürece zaten asla bir iPhone deneyimine erişme şansımız yok. Çünkü iPhone'un normalde çerçevesi yani ekran gövde oranı bunun çok daha üstünde. Ha tuşları muşları diyorsanız onlar zaten ilk kutu açılışında da söylemiştim. Yani neredeyse orijinaliyle birebir aynı yapılmış. Ön kısımda bir problem daha var. Ekrandan devam. Lan nasıl bir sineksin ya? Ön kısımda bir problem daha var arkadaşlar. O da şu ki normalde 13 Pro'larda ön kısımda şurada sensörler bulunuyor. Benim elimdeki 13 ya yani 12 Pro Max, 13 Pro Max replikası diye satılan bu cihazın ön kısmında herhangi bir sensör bulunmuyor. Cihazın içerisinde bir yüz tarama özelliği var. Yüz taramanın nasıl çalıştığını da anlamadım. Artık bunu içini açınca görürüz. Orada bir sensör var mı yok mu? Yoksa kategoriye mi geliyoruz? Yapabilirler. Şimdi gelelim olayın en ilginç tarafına. Bu cihaz elime geldi. Ben dedim ki bunun bir seri numarasını Apple'ın garanti sorgulama şeyinden sorgulatayım. Apple'ın resmi sitesinde garantisi devam eden bir 13 Pro Max olarak görünüyor bu cihaz. Ama bu çakma bir cihaz. Burada ciddi bir mavi ekran var. Şimdi bu çalıntı mı? Yani bu cihaza atfedilen seri numarası. Yoksa o telefonun sahibi de o telefonu kullanmaya devam mı ediyor? Bir diğer önemli problemle de IMEI numarasında. Karşılaştım arkadaşlar. Sinek yüzümden vazgeçti. Bacaklarıma geliyor. Oradaki durum da şu arkadaşlar. Devletten gidip bu telefonun IMEI numarasını sorgulattığımda karşıma babalar gibi bir Nokia 3210 çıktı. Yani bu IMEI numarası aslında bir Nokia 3210'a aitmiş. Bu telefona atılmış. Bu nasıl oluyor? Muhtemelen bu IMEI numarası da oradan buradan bir yerden bulunmuş. Peki başımıza ne gelebilir? Vallahi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Normalde o IMEI numarasına ait telefonu kullanan kişi yasal anlamda aranan, işte suçlu ne bileyim farklı saçma sapan örgütlerle ilişkisi olan falan filan bir tipse eğer sizin canınız biraz sıkılır. Çünkü bir ev basılacaksa sizin eviniz basılır. Atıyorum çok uç bir örnek verdim de. Ha size bir şey olur mu? Size bir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta yırtarsınız bu işten ama neden canınız sıkılsın ki? Çünkü hani şöyle bir durum var. Bu net olarak şu anlama geliyor. Paranızla rezil olmuş olursunuz. Hırsızdır, hırlıdır, nedir, ne değildir belli değil. Şimdi artık geliyorum telefonun işletim sistemi kısmına. Şimdi arkadaşlar normalde iOS 13 Pro'larda tabii ki iOS 13 Pro ne ya? iPhone 13 Pro'larda iOS işletim sistemi bulunuyor Apple cihazlarda. Bu cihazda da bir iOS işletim sisteminin arayüzü kullanılmış. Yani aslında sizin kullandığınız cihaz Android. Android bir cihaza iOS ROM'u yüklenmiş gibi düşünün. Yani Apple logosu var, her şey var, yasal uyarılar bilmem ne her türlü şey var içerisinde. Fakat bunların hepsi bir görüntü. Bu görüntünün size sağladığı dezavantajlar şunlar oluyor. Bir, telefon günlük kullanımda özellikle kaydırmalı hareketlerde takılmalar, kasılmalar yaşıyor. İkincisi, Google Play bağlantılı oyunları vesaire indirirken apır sapır hatalarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü normalde bir şey indirmek istediğiniz zaman cihaz sizi Apple Store'a, App Store'a değil mecburen Google Play'e yönlendiriyor ve Google Play kısmında sıkıntılar çıkıyor. Ha bu sorunu APK ile açtığınızı varsayıyorum. O kısma geleceğim. Şimdilik böyle kalsın burası. Ya APK ile açabilirsin ama az bekle. Onunla ilgili de sorun var. Esas buradaki mesele şu arkadaşlar. Şimdi bu cihazın IMEI'si kopyalanmış, seri numarası kopyalanmış.
belki de çalınmış. Şimdi bu tarz bir cihaz alıyorsunuz. Peki bu cihazın içerisinde herhangi bir casus yazılımı olup olmadığını nereden biliyoruz? Ya benim şifrelerim, kişisel bilgilerim, ailemle çekindiğim fotoğraflar Çin devletinin eline geçerse? Kim verecek bunun hesabını? Tamam, çok önemli insanlar değiliz de sonuçta artık bu cihazlarda da özel hayatımızdan bir şeyler barındırıyoruz yani. Ben tercih etmem bir tane Çinli deyip duruyoruz da artık belki de Portekiz'e gidiyor, bilmiyorum yani. Ama ya varsa bu ne demek oluyor? Bu cihazla birlikte herhangi bir kişisel işleminizi yapmanızın çok riskli olduğu demek oluyor. Özellikle banka işlemleri. Yani böyle bir cihazla banka işlemi yaptığınızı düşünemiyorum yani. Dönüyorum APK meselesine. Cihazda normalde PUBG Lite yüklüydü. Biz gittik bir de APK'sını indirdik. Dedik ki çalışırsa bari 2 oynatalım diye. A hatası, Windows güvenlik 800-305 hatası. Böyle abuk sabuk bir sürü hatalar aldık. Bana soracak olursanız bu durumda yani cihazın kendi içerisinde bulunan yazılımdaki bir takım kopukluklardan kaynaklanıyor. Çok azıcık da kameralarından bahsetmiş olayım. Tabii ki de bu cihazın kamerası arkadaşlar piyasadan belki 1500 liraya bulabileceğiniz ikinci el veya sıfır o tarz cihazlar da var. Herhangi bir çok ucuz Android telefondan bile bence kötü. Yani paranızla rezil olmayın. Peki ne yapmalıyız? Arkadaşlar çok söyledim de yine söyleyeceğim. Çünkü bu telefona 3000 lira para verdim. Sonra dedim ki şöyle bir düşündüm. Acaba dedim normal bir kullanıcı olsaydım ne yapardım? 3000 lira bütçem var. Tabii ki de koştur koştur gittim Sarı Site'ye. Sarı Site'de 3000 ile filtreledim fiyatları ve karşıma alabileceğim telefon modelleri çıktı. Bunların içerisinde benim en çok dikkatimi çeken GM21 Pro'ydu. 3000 TL'ydi. Bunun haricinde iPhone 7 alabiliyorsunuz. İkinci el Redmi Note 10, Note 9S, Note 8 gibi cihazlar alabiliyorsunuz. Samsung'un A70 veya A50 serisinden telefonlar alabiliyorsunuz. En azından hem güvenlik anlamında hem de muhatap anlamında içiniz rahat etmiş olur. Çünkü gerçekten bu telefonun ederi bence yani dolar yüksek. Ya 600 olursa alınabilir. Yani alınabilir dedim, yine alınmaz da 500-400. Hani böyle olsa alın kardeşinize verin takılır derdim. Sağlık sorunlarını eğer geçersiz sayarsak. Nedir bu sağlık sorunları, zırp pırt söylüyorum. Değerli arkadaşlar, telefonun her şeyi oradan buradan alınmış. Doğal olarak içerisinde bulunan sağlık sertifikalarının da gerçek olduğunu düşünmüyorum. Allah korusun başınıza bir sıkıntı gelirse karşınızda bir muhatap da yok. Yani kime neyi anlatacaksın? Gideceksin doktora, tedavi olacaksın. Ne bir dava açabilirsin, ne hakkınla ilgili bir hukuk yoluna gidebilirsin. Yani gitsen de o iş 15 sene sürer. Velhasıl kelam, o saymış olduğum ikinci el cihazlara yönelirseniz bu cihazdan kat kat daha üstün bir deneyim yaşayacağınızı ben size ilk kez bir videoda bir şeyi garanti ediyorum. Çünkü çok eminim yani. Artık yavaş yavaş da videomun sonuna doğru geliyorum. Biliyorum hani nerede çağdaş karşılaştırma der gibisiniz. Aynı soruyu ben de kendime soruyorum. Normalde buraya oturduğumda niyetim gerçekten bu değildi. Fakat hakikaten karşılaştırmaya değecek bir durum söz konusu değil. Hani hakkaniyetli olmamız gerekir. Zaten hakkaniyetli olacaksak da yazık yani. Bununla bu karşılaştırılmaz yani. O noktada hakkaniyetli olmak lazım. Son söz olarak da para çok zor kazanılan bir şey. Özellikle şu dönemde arkadaşlar, ama çok kolay gidiyor elimizden. Doğal olarak paranıza sahip çıkın diyorum ve bu tarz ne ödüğü belirsiz olan cihazlardan uzak durun diyorum. Bir de paramız anca buna yettiği için muhtemelen buna böyle güzel fantastik bir şeyler yapmak istiyoruz. Sizin de varsa değişik fikirleriniz yorum bölümünden bizleri aydınlatırsanız sevinirim. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.